Merhabalar, ben Köftesi Köfte ve Fitli Köfte serimizin 62. bölümüne hoş geldiniz. Biliyorum 61. bölümden beri bayağıdır video gelmiyor. Bunun sebebi dediğim gibi inanılmaz derecede hastaydım. Hala da tam iyileşmiş değilim. O yüzden şu an önümde sıcak bir içecekle duruyorum. Arada boğazlarım rahatsız olursa diye rahatlatmak için. Fakat gene de konuşabilecek duruma geldim. Arada sesim gidebilir falan. Ya da sürekli öksürebilirim ya da falan, öyle şeyler olabilir. Neyse. Bunun dışında benim için endişelenip geçmiş olsun diyenler, bazılarınız özel mesaj olarak dedi, bazılarınız YouTube'un şu tartışma bölümünden yazdı. Gerçi orayı normalde ayda bir okuyordum da bu sıralar bayağı okumam gerekti. Hepinize cidden çok teşekkür ederim. Cidden önemsendiğimi hissettirdiniz bana. Bu arada tabii bu Word'de bayağı bir... bayağı, çok fazla yapamadım çünkü bazı şeyleri sizin gözünüzün önünde yapmam gerekiyordu. Gördüğünüz gibi şu kodu da bitirdim. Bunun dışında tabii canım sıkıldı bu arada. Yani bir hafta neticede. Witcher oynadım bolca. Trine oynadım. Kardeşimin arkadaşlarının serverında biraz Minecraft oynadım. Ultimate serverdı. Bu sayede kardeşimin arkadaşlarıyla da tanıştım. Ki aralarında bayağı iyi bir builder'la da tanı yani inşa yetenekleri bayağı iyi olan biriyle de tanıştım. Özgür diye biri. YouTube kanalı da var onun, hatta Öksürük diye. Öyle işte. Böyle bir hafta geçti bu sayede. Önümüzdeki hafta finallerim olduğu için önümüzdeki haftaya kadar bir ya da iki günlük aksaklıklar olabilir gene. Finaller demişim, vizeler. Ama şey, bu kadar büyük bir aksaklık olmayacaktır muhtemelen. Şimdi şu kodu açıklamadan önce yaptığım birkaç ufak değişikliğe geleceğim. Birincisi, buraya, buraya, buraya ve buraya wireless point şunların hepsine neyin pişirileceğini yerleştirdim. Şuna sadece yavaş pişenleri yerleştireceğim. Buna hızlı pişenleri ve buna ise sadece glowing yerleştirdim. Bu ise craftingimiz. Şu an sadece bir tane crafting var. Steel. Ki ikinci bir tane daha eklenecek. Burası su ile şeyin değişimi. Şimdi kodlara geçecek olursak. Önce basit olanla başlayalım. 4 tane programdan oluşuyor. Öncelikle startup'la başlayalım. Öncelikle tepedeki modemi açıyor. Ve ardından listen komutunu çalıştırıyor. Bu kadar basit bir startup komutu. Listen'a bakarsak eğer sonsuz bir döngü içerisinde sürekli dinliyor ve bir mesaj aldığında wireless üzerinden o mesajı çalıştırıyor komut olarak. Ve bu mesajlar M ya da W. M dersek eğer aşağıdaki arkadaki redstone sinyalini açıyor. W ise tam tersi olarak kapatıyor. Ve bilgisayarı yeniden başlatalım. Evet, zil çalmıştı. En son nerede kaldık? Evet. Yukarıdaki programımıza geleceğim. Evet. Programın öncelikle çalışma şeklini söyleyeyim. Mercury'ye tıklarsak eğer şuna M komutunu gönderiyor. Ve bu da arkaya redstone sinyali veriyor gördüğünüz gibi. Eğer water dersek, bu arada ona sağ tıklayarak değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi redstone sinyali kapanıyor. Bu sayede water ve onun arasında değişim yapabiliyoruz. Şurada da merkürsel durumumuzu gösteriyor. Öncelikle programlara bakalım. Buton API'ni ben yazmadım.
Ortalıktaki buton API'larını kurcaladım. En rahat kullanılanının Werewolf'unki olduğuna karar verdim. Dolayısıyla da onu kullandım. Şöyle bir API. Bunu kendiniz kurcalarsınız. Kontrol. Böyle bir uygulama. Öncelikle yukarıdaki monitörü çalıştırıyor ve monitörü temizliyor. Sonra lokaller... Dur, bu geçiciydi galiba. Emin değilim. Bunu sadece test uygulaması için yapmıştım. Bakayım kullanıyor muyum? Ay yok, kullanıyormuşum, evet. Evet, kullanıyormuşum. Tam bu tamamen bir yüksekliği belirlemek için. Burada default olarak suyu ayarlamasını sağlıyor. Onu burada deneme fonksiyonu. Mesela ben bunu digger diye mi adlandırmışım? Tamamen kafama göre adlandırmışım o esnada. Ha, diğer olarak adlandırmışım, pardon. Deneme kodum üzerine yazdığım için bunu. Eğer şey Mercury'ye tıklarsak eğer bu komut çalışacak. Eğer bu komut çalışırsa eğer şu bilgi su ise yani water ise redstone sinyali olarak M'yi gönderecek. Redstone sinyali demişim. Rednet sinyali olarak. Ve şurayı Mercury olarak değiştirecek. Bu ise water tuşuna tıkladığımızda eğer yukarı şu bilgi water ise pardon Mercury ise W sinyali gönderecek ve water olarak çevirecek. Eğer zaten water ise hiçbir işlem yapmayacak. İyi bilgi şey. Tamam, bu bir şunu yaratmak için şunu. Bu da rengini belirlemekle ilgili bir komut. Buradaki olay şu. Eğer su ise light blue yapıyor. Değilse pembe yapıyor. Yani Mercury ise. Ve işlem ne olursa olsun işlem bittiğinde bunu beyaza çeviriyor. Ki şunlar karışmasın. Burada ise ekrana yansıtılan kısım. Öncelikle monitörü temizliyor. Sonra kontrol paneli şunu yazıyor buraya. Ardından bilgi yazdırıyor. Butonları yazdırıyor. Şey, touch screen özelliğini açıyor. Ve sürekli bunları kontrol ediyor. Startup komutuna bakacak olursak eğer basitçe öncelikle buton API'ni yüklüyor. Sonra arkadaki modemi açıyor. Sonra da kontrolü çalıştırıyor. Bu kadar basit bir uygulama. Ve tüm maden işlemimiz bununla değişiyor. İlerleyen zamanlarda sistemdeki Mercury sel sayısına göre otomatik olarak değişmesi şeklinde bir şey ayarlayabilirim, ancak şimdi bu işimi görüyor. Ah. Ve tabii ki de şimdi bu yeni maden işleme sistemimizin bir ekstra noktası olarak şuradan değil de şuradan daha geniş arayüzü olan yerden Dust diye aratırsak burada sürüsüyle Tiny Pile of bilmem ne Dust olduğunu görüyorsunuz. Bunları otomatik olarak normal Dust'a çevirmemiz lazım. Bunu nasıl yapacağız? Aslında çok basit bir sistem. Şurada yaptığımız sistemin neredeyse aynısı. Azıcık daha değişik sadece. Bak, bozma. O esnada başka yaptığım bir de başka yaptığım önemli bir değişiklik. Normalde şurada bir tane MFSU vardı, ancak MFSU normal 512 EU çıkışı sağlıyor. Ve medium voltage transformer'la o 4 tane 128'e dönüşüyor. Fakat bunların her biri 128'i stabil olarak yani sabit olarak almaya çalıştığı için dolayısıyla da 4'ten fazlası aynı anda çalışınca sistem yamuluyor. O yüzden ben de şöyle bir şey yaptım. Her dörtlüye birer MFSU bağladım. Ve o MFSU'lar bir MFI'ye bağlı. Bu sayede dörder dörder yayıyor bunları. Şunlar direkt bununla aynı hatta bağlı. O yüzden onlar arasında bir sıkıntı yok.
Tabii ki de akçaabatımıza şu tabelayı yazdım. Bunun da çok basit bir komutu var. Hemen göstereyim. Direkt hızlı çakır. Startup komutuna bakacak olursak eğer monitörü çalıştırıyor arkadaki. Sonra monitörü temizliyor. Yazı boyutunu 1.5'a ayarlıyor. Yani 1.5 puntoya ayarlıyor. Başlangıç noktasını şuraya getiriyor. Ah. Ve akçaabat yazdırıyor. Bu kadar basit bir program. Ve şu yeni wireless access pointlerimizi yapmamızın önemli noktası bu. Evet, muhtemelen bu bölüm bu arada normalde ben Greek'teki güncellemiştim ancak sonradan çok fazla ekstra iş gelecek ve artık biliyorum çok fazla teknik konuya değindim ve artık çoğunuzu özel bayağı bir arıcılık isteyen de var. O dolayısıyla da biraz arıcılığa ara ara da maceraya falan girme niyetindeyim. Evet ki kendime bir de Creeper Spawner yapmak istiyorum. O yüzden Greek'teki güncellemedim. Greek'teki normal FTP güncellemeleriyle yapacağım. Ancak GreatTech inceleme tanıtımımda tamamen güncellenmiş versiyonunu kullanacağım. Hatta 1.5.1 versiyonunu kullanacağım. Evet 1.5.1'e çıktı GreatTech. En yakın zamanda da GreatTech tanıtımımı yapmak istiyorum. Belki bu haftanın sonu ya da önümüzdeki hafta GreatTech tanıtımım çekilmiş olacaktır ve süremizin yarısını bu şekilde yedik. Öncelikle bir adet Solid Machine lazım. Aslında iki adet lazım. Evet, iki adet lazım. Bir saniye, bir tanesini nereden bulacağım biliyorum. Şu diğer core'imizi artık kullanmadığımıza göre bence bunları alabiliriz. Sen de gel bakalım. Tamam burada hiçbir şey spawn olmuyor. Düş. Güzel. Evet. Ayrıyeten core'imizi otomatik buradan çalıştırıp durdurmak için de bir sistem düşündüm. Belki onu bu bölümde ya da önümüzdeki bölümün başında yapabilirim ancak önümüzdeki bölümde kesinlikle bir şeye girişmiş olacağım. O da arıcılık. Neyse. Ben bu sistemimizi şu duvara kuracağım. Öncelikle bize iki adet Sorting Machine, şuraya değil de seni aşağıdan alman lazım senin galiba. Şuradan bir bakalım hemen. Yok hayır yandan alması gerekiyormuş. Tamam o zaman seni şöyle yerleştirelim. Ama böyle yerleştirmek istemiyorum seni. Bir saniye. Merhaba Gravel. Sanırım şu daha güzel olabilir. Buradan üste bırakır. Ve buradan da çeker. Yok, oradan çekmesin. Nereden çeksen şuradan çek. Hemen düşünüp geliyorum. Bir saniye, şimdi düşündüm de benim ikinci sorting machine'e ihtiyacım yok ki. O zaman direkt şu. Şu. Bu.
Şuradan da enerji hattı gelir. Tabii onu nasıl taşıyacağım? Dur, şuradaki Red Power enerji hattından taşırım. Ve şurada yaptığımız bir makinenin aynısını yapmamız lazım. Evet, bu makine Packager. Bunun için bir adet Craft Package Maker ve bir adet Craft Package Stamper lazım. Bu arada güncellemelerden bahsetmişken Applied Energy Sticks'in yeni gelecek güncellemesi hakkında güzel bir detay söyleyeyim. Siz birbirinizin neredeyse tam tersisiniz. İki adet piston ver bana. Ve İki adet crafting table. Applied Energy Sticks'in yeni güncellemesinde şuraya sağ tıkladığınızda silme özelliği tıpkı NEI'daki gibi gelecek. Bir tane sen. Bir tane de sen. Ve hanginiz üstte, hanginiz altta? Tamam. Ve cobblestone. Pardon, videoyu durdurmam gerekti. Evet. Ve packager'ımız hazır. Ah. Packager'ımızı şu şekilde yerleştiriyoruz. Ve şuraya bir cover yerleştiriyoruz. Çünkü üstten alması lazım. Ah. Tamamdır. Sen şu modda olacaksın ve seni azıcık geriye taşıyabilirim aslında da. Evet, taşıyayım hatta. Çünkü bu biraz görsel olarak kötü durdu. Bunu yapmak zorundasın değil mi? Evet, bu daha iyi. Ve Iron Chest'imizi de buraya koyuyoruz. Şurayı da dolduracağız. Ah. Ben hemen buna enerji hattını taşıyıp geliyorum. Ve coverlarımızı da alalım şuraya. Geçmemeye konusunda inatçı. Şuraya da bir şeyler düşünürüz. Hatta şöyle bir şey deneyeyim bakalım, açılıyor mu chest? Hayır, açılmıyormuş. Şöyle bir şey yaparsam açılıyor. Neyse, bir şeyler buluruz. Şurayı tekrar kapatalım. Evet, enerjisini gayet alıyor. Ve dur. Şimdi burayı tasarlayacağız. Bize bir adet varmış zaten import basımınız. Ve export basımınız da varmış. Şimdi hangisi hangisiydi karıştırdım. Zaten import bas. Bir yandan import basımız gelecek. Aslında şöyle bir şey yapabilirim. Orayı zaten kapayacaktık. Ha, güzel. Gelin bakalım. ME cable'lar.
Evet, geçen bölümde bayağı abi chest'te şunlar şunlar vardı falan deli nez, onları ben görmedim. Ancak şimdi gördüm. Şöyle bir şey de yapabilirim. Evet, güzelce bunu da ayarladığımıza göre. Ay. Şunu şu hale getirelim. Hatırladığınız gibi bu ya 9'a 9'luk ya da 4'e 4'lük crafting SP'lerini gerçekleştirebilir. Peki ne yapacağız? Çok basit. Bizim Tiny Pile of bilmem ne dustlarımız. Yani tüm Tiny Pile dustlarımız daha doğrusu. Direkt dust diye yazalım şuraya. Gereksiz şeyleri şuraya atalım. Hatta bazı gereksizleri de çantamıza koyalım. Evet, şunları da ait oldukları yere koyalım. Git git, sen kal, sen kal. Siz gidin, siz gidin, siz gidin, sen git, sen kal hatta. Biraz daha stone craft edelim. Evet, gayet güzel bir biçimde. Her şey tamam. Şimdi buraya gelecek olursak eğer. Dustlar, tin dustımız ve nikel dustımız aldık. Iron dustımız, glowstone dustımız, thorium dust gerekli olacak ancak onu şu şekilde halledebiliriz. Diamond dust, zinc dust, gold dust, lead dust, copper dust. Platinum Dust, Silver Dust, Platinum Dust, Yellow Garnet Dust desen. Bu Tiny Pile of bilmem ne dustların sayısı arttıkça, sana bir tane daha export last gerekecek. Olsun, hallederiz. Tek export basla bunu halledemeyecek bu. Çünkü çok bariz bir biçimde. Ama sıkıntı yok, halledilir. Bir sorun. Mesela şu ana kadar atayım. Gold dust'a kadar gitti buraya. Tamamdır. Ayrıyeten sen şu modda olacaksın. Buradaki herhangi bir item'dan tam olarak söylediğimiz sayıda, ki 4 oluyor. 4'e ulaşmadan almıyor demektir bu. Ve kendimize import bas mıydın sen? Karıştırıyorum artık. Export. Kafa gitti bende. Ah. Geri kalanları da buraya bu şekilde. Tamam, neredeyse tam yetti. İleride gene gerekecek ama bu sayıyı artırırız. Hatta başka chest falan da ekleriz. Evet. Şu an bunların Tiny Pile of bilmem ne dustların hepsi burada. Ve şu an bizim yapmamız gereken tek şey bunu bu moda getirmek. Gördüğünüz gibi bunlar buraya gidecek ve dust'a dönüşecek. O dust'lar da buraya gidip pişecek.
Ve bu Tiny Pile of bilmem ne dustlardan bu şekilde kurtulmuş olduk. Evet. Tanrı, bu projemiz de burada bitti. Tabii şuraya bir tane daha cover lazım. Erişebilirsem. Evet, koydum. Gördüğünüz gibi bunları buradan tüketiyor. Şu an durdu çünkü muhtemelen alabileceği nikeller bitti. Gerçi şu et bitti. Ve şimdi ledlere geçti. Ve onlar da gene burada pişiyor. Bu sayede burada üretilen Tiny Pile of bilmem ne dustlarımız burada normal dustlara dönüşecek. Bu sayede gayet güzel bir biçimde sistemimize karışacaklar. Evet. Boşu boşuna kirliliği önlemiş olduk. Evet. Ve şimdi son bir şeye daha girişelim. Ve bunun için öncelikle yanlış o da. Mining Age 2'ye gidiyoruz. İstediğimiz verimi alamadığımız bu core'imizden bir şey çalacağız. Ben seni çalalım. Sen çalınmasan da olursun. Ve seni çalalım. Geri kalın o kadar önemli değil. Bu core istediğimiz kadar verimli çalışmıyordu. Ve bu Age bana lag veriyor. Normalde wireless redstone'umuz olsaydı wireless redstone'la halledecektik işimizi ancak onun yerine çok daha değişik bir şey geliştireceğim ve sanırım bu bölüme bitmeyecek. Öncelikle gate'lerimize bakalım. Bana gold and gate ya da or gate fark etmez. İkisi de aynı işe yarayacak. Çünkü gold'un sadece bir özelliğini kullanacağız. O da şu şekilde yapılıyor. Golden chipset, red pipe wire ve blue pipe wire. Golden chipset'in yapımı kolay. Red pipe wire ise şu şekilde yapılıyor. Blue pipe wire ise bu şekilde yapılıyor. Bir adet de iron gate lazım. Çok basit. Aslında dur, iron gate'e ihtiyacımız yok. Tamam. Şimdi gold, 2 iron, 3 redstone, bir lapis ve bir rose. Tamamdır. Aşağıya gitsem. Redstone'umuz var. Golden chipset'imiz de varmış. Güzel. O zaman sadece... Hayır, seni istemiyorum. Gördüğünüz gibi ışık hızında bunları craft etti. Golden chipsetimiz yokmuş, pardon. Yapılabilirmiş. Bir tane yap. Ve fazlalıkları da şuraya atalım. Stone'lar bana gelin. Size Golden chipsetlerin güzel bir özelliğinden bahsedeceğim. Daha sonra Golden Gate'lerin. Ama şu craft olsun önce. Gate diyorum direkt. Ve bekliyoruz. Onun craft olmasını beklerken bir yandan şuraya düzeneğimizi kabaca kurayım ben. Tabii bu core'imize gitmek için bayağı bir uğraşmamız gerekecek. Evet. Bir saniye, senin programın neydi? Neye göre ayarlamıştım?
Loop'a bakalım. Ha, yukarıdaki açık ise tamam. Ona göre ayarlayacağız. Zaten şu an programı kapadık bile. Biraz daha frame'e ihtiyacım olacak. Ha, şuradan alırım direkt. Çünkü bunlar artık kullanılmıyor. Şurayı halledelim. Sizleri buradan alacağım. Overworld'a gidelim. Yanlış yön. Bugün yön duygumu tamamen kaybetmiş durumdayım. Gold Endgate. Ve yanıma bir adet Cobblestone alacağım. Bunu neden alıyorsun diye soracak olursanız eğer, göreceksiniz. Gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Ve Gold Endgate'imiz. Items in inventory. Eğer inventory'de cobblestone varsa redstone sinyali ver. Bunun anlamı eğer bu chest'in içinde bir cobblestone olduğu olursa şayet ki olduğu bu redstone sinyali verecek ve bu da bu bilgisayarı çalıştıracak. Aynen bu mantık üzerine ne kurulu bir şey tasarladım. Ve geri kalan kısmını sonraki bölümümüzün başında yapacağız galiba. Ah. Çünkü bu bölüm ve süremiz doldu tamamen. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi Köfteri'nin günler. İyi eğlenceler.